Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fener'in maçı var ve inşallah Fenerbahçe'miz bugün maçını kazanır. Bugün 7 Mayıs 2023. Günlerden pazar. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ülkede e, artık bahar geldiği için birçoğunuz belki mangalda bunu dinleyeceksiniz. Bütün mangal ekibine selamlar olsun. Dikkat edin mangalı yakmayın. Tam kıvamında yiyin yoksa sıkıntı olabilir. E, dikkat yani onu da söyleyeyim. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. E, gerçekten dikkatli izleyicilerimize soruyorum. Zayıfladığımın farkındasınız değil mi? Yani çok şükür. E, yani biraz baya baya zayıfladım. Daha da inşallah verim Bir 10 kilo daha verirsem. E, yani e, Ca Pedro'nun yerine forvette görev alabilirim. İşin şakası bir tarafa ama hatırlatmakta fayda var. Çekilişimiz var. Kanalda dün videosunu paylaştık arkadaşlar. 2 adet Fenerbahçe forması hediye. Dün ilk gösterimde gösterdiğimiz videoya muhakkak ve muhakkak gidin. Gol var kazandırır yazın. Kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin. Her türlü sürprizden yararlanabilirsiniz. Abone olun yeter. Şura bir an önce 30 bin olsun. Benim de golvar.com ekibine karşı yüzümü güldürün arkadaşlar. İstediğiniz üyelik mi? Canınız sağ olsun. Forma mı? Canınız sağ olsun. Feneriyon ürünü mü? Canınız sağ olsun. Yeter ki destekleyin. Fenerbahçe'nin maçı tabii ki de var. Ama Galatasaray'la Başakşehir'in de maçı var. Fenerbahçe taraftarının birçoğu da bunu düşünüyor. Emre Belezoğlu'yla ilgili de bir iddia ortaya atıldı. Dediler ki işte Başakşehir teknik direktörü Emre Belezoğlu işte Galatasaray'da şeyle, yemek yedi Okan Buruk'la falan diye. Emre Belezoğlu TRT Spor yayınına çektiği mesajda Okan Buruk ile görüştüğü yönündeki iddiaları yalanlamış. İftirayı yalanı hayır değil diye ispat etmeye uğraşmak Üzücü demiş. Maalesef bizim ülkemizin özelliği bu. Mesela sevgili arkadaşlar 5 Yıldız'dan ilgili de birçok Galatasaray taraftarından eleştiri alıyorum. Diyorlar ki siz 5 Yıldız'ı nereden aldınız? Hakkımızla, bileğimizle ülke içindeki ulusal liglerde kazandığımız şampiyonluklarda aldık. Siz son 30 yıldır aldığınız şampiyonlukları neyle aldınız diye sorsam e, muhtemelen gizlemek zorunda kaldığınız posterlerinizde ya da posterlerde gizlemek zorunda kaldığınız isimlerde ya da derin ilişkilerinizde veyahut selam verdiğiniz duasıyla, himmetiyle, topladığı yardımıyla ya da açtığı telefonlarıyla bir şey yaptığınız mercilerde arayacaksınızdır. O yüzden siz de kendinizi yormayın, biz de yormayalım. Ülke 1923'te kurulduysa siz de Türkiye Cumhuriyeti'ni ülke olarak kabul ediyorsanız tabii ki de Fenerbahçe'mizin yıldızlarını kabul etmek zorundasınız. Ya seve seve ya da mecburen. Çünkü 2023-2024 sezonunda kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe 5 yıldızlı formalarla çıkacak. Zaten bunun duyumunu çok daha önce vermiştim. Duyumumun gerçekleşmesi de beni sevindirdi. Çok çok şükür. Galatasaray demişken aklıma bir şey geldi. Fenerbahçe'ye tabii ki geçeceğim. Duyumlara geçeceğim ama Levent Tüzemen demiş ki Muslera her Beşiktaş maçında hata yapıyor. Bu bir tesadüf olamaz demiş. Şimdi Allah rızası için karşımızdaki camiaya bakabilir misiniz? Bak. Mustera her Beşiktaş maçında hata yapıyor. Bu tesadüf olamaz. O, o, zaman ben şunun Türkçesini söyleyeyim. Mustera Galatasaray'ı satıyor. Şike yapıyor. Mustera ihanet ediyor. Bunu mu demek istiyorsunuz? Ahmet Ercanlar da diyor ki nankörler yıllarca sizi kurtarsın. İlk hatada adama söylemediğiniz, hani söylediğiniz lafa bakın diyor. Fenerbahçe bir maç daha kazanıp öne geçerse Levent Tüzemen'e deli gömleğe giydirip tımarhaneye götürebilirler diyor Ahmet Ercanlar. Haksız mı? Ya ben onu bunu geçtim. Bak karşımızdaki camianın nankörlük seviyesi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu videoları Galatasaraylılar da izliyor. Ya hiç mi kanınıza dokunmuyor? Hiç mi kanınıza dokunmuyor ya? Ya Galatasaray'ın efsanesidir Mustera ya. Hiç mi kanınıza dokunmuyor ya? Hiç mi demiyor ulan yerse yesin. Dur, kazandırdıkları yetmez mi diyor. Çok enteresan bir camiasınız. Hakan Dede de diyor ki bu ülkede hep Galatasaray'ı savunacaksın. Çünkü Galatasaray'ı savunduğun zaman tarafsız bir yorumcu oluyorsun. Ama Fenerbahçe'yi savunuyorsan amigo diyorlar demiş. İşin bir de bu boyutu var. Maalesef, maalesef ve maalesef. Yani benim tarafsızlığımı ben size şunu söyleyeyim. Sülalenizde benim gibi delikanlı adam bulamazsınız. Birçok arkadaşımıza söylüyorum. Sülalenizde bulamazsınız. Fenerbahçe'nin her maçının sonunda geliyorlar buraya. O mi attınız? Gol müydü? O attığımız penaltı mıydı diye. Mesela Antalya Spor'un dün bir maçı var. Beştaş'tan. Evinde 3-1 yenildiler. Ee, 10 kişi kalıp yenildiler sanırım. İlk yarı 1-0 önde kapatıp. Antalya Spor Başkanı Sabri Gülel'den açıklama gelmiş. Diyor ki bugün mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Hakemlerden bahsediyor. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. O zaman biz 17 kişi çıkalım diyor. Şerefi olan bütün hakemler için çok iğrenç bir cümle bu cümle. Yani bugün bir katliam vardı ilk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan futbolcularımızı durdurmaya çalışan bir hakem. Türkiye'de futbol müessesesi şöyle. Mesela maç oynanıyor. Galatasaraylılar Fenerbahçe maçının özetine şöyle bakıyor. Attıkları gole bakalım. Öncesinde offside var mı? Paul var mı? El var mı? Kenardan tüküren var mı? Sahaya fazladan giren kişi var mı? Teknik direktör o anda oyun alanında mı? Ya da kulübesinden birisi şey mi? Anneannem böyle spankla yapmayı nereden öğrendi? Hadi bulalım. Ya özet böyle izlenmez ki. Hocam maçın maçından sonuna kadar hakem doğradı diyor. Nasıl doğradı diyorum. Hocam özete bak anlarsın. Özete bir bakıyorum hiçbir şey yok. Ben diyorum böyle, böyle. hocam özette yer almıyor. Ya bakın bazı doğramalar özette gerçekten yer almaz. İnce ince kıyım kıyım doğrar. Mesela Fenerbahçe İstanbulspor maçında kıyım kıyım doğradılar. İstanbul oyuncu faul yapıyor devam. Fenerli oyuncu dokunuyor faul. Ya 1, 2, 3 moral motivasyon kalmaz. Burada ben şeyi söyleyeceğim. Erman Toroğlu da maçın o Barakem'e Hakan Ceylan'a bayağı saydırıyor. Mete Kalkavan'a bayağı saydırıyor Erman Toroğlu. Cümleleri ben burada söylemeyeceğim. Çünkü bayağı kaydırıyor. Yani az buz değil. Fenerbahçemiz bugün Giresun deplasmanda. Giresun sporu bir tek sen Giresun sporu veya daha üzeri farkla mağlup etmesi halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek haberlerini verdiler. Bu beklentiyi arşa çıkarıyor işte. Bu beklentiyi arşa çıkarınca taraftar ne diyor? Ulan bir Giresun'u bile 4 farklı yenemiyorsun. Ligden düşecek takım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? En yani yanlış anlamayın. Ligdeki en salak takımlardan biri İstanbul Spor'dur. Fenerbahçe 3-3 kaldı değil mi? Attı golü verilmedi. Penaltısı verilmedi. Rakibin abidik gubidik penaltıdan gol üretildi. Maça ortak edildi. Siz 3-3'e bakıp diyorsunuz ki Fenerbahçe bunu niye böyle yaptı? Ben de diyorum ki maçın geneline bakın. Hakem yönetimine bakın. Bir hakem isterse kendisinden hiç konuşturmadan maçın içine eder. Bak hiç konuşturmaz. Arkadaş gol attığında golünü mü vermedi? Der. Ne yaparsın biliyor musun? Hakem çıldırtır. Rakibi çıldırtır. Her şeye falan çalar. Birisi gelir. Ne yapıyorsun lan sen der. Çıkartır sarı kart. Aferin der, alkış çıkartır ikinci sarı kart kırmızı kart. Rakip 10 kişi. Hayırlı uğurlu olsun maç gitti. Anladınız mı? Fenerbahçe. Ferdi Kadolu. Arkası dönük. Top yerden çekmiş. Vücudundan çekmiş. Haberi yok. Eline demiş. Penaltı. Bir de sarı kart veriyor. Al işte Allahsızlığın en büyük örneği. Yani görmediği şey. Penaltı veriyorsun. Sarıyı niye veriyorsun? Yani buna penaltı verilmez. O ayrı mesele. Hadi erkeksen hakem erkeksen erkeğim diye dolaşıyorsan Galatasaray aleyhine aynı penaltıyı ver. Veremezsin. O kadar erkek değilsin çünkü. Ama Fenerbahçe gariban. Fenerbahçe'nin başkanı efendilik mefendilik ayağında. Vallahi falan. Filan. Bu arada Olympiakos maçımız da var. Olympiakos Fenerbahçe Beko 5. maçların bilet 5. maçın biletleri satışa çıktıktan hemen sonra tükenmiş. 12.000 kapasiteli salon için 85.000 bilet talep olmuş. Yunan basketbol tarihi için bir rekormuş bu. İsmail Şenol'un haberi. Ben şunu söyleyeyim. Allah Fenerbahçe Beko'nun da yardımcısı olsun. İnşallah orada bir şeyler yaparsa ne ala hepimizi gururlandırır. Şimdi Fenerbahçe'de transferler. Şimdi benim en merak ettiğim isimlerden bir tanesi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe tarihinin en pahalısı olacak diyor. Aslına bakarsanız bu başlığa ben katılırım. Bak haberi okumadan katılırım. Sebebi ne biliyor musunuz? Portekiz'de çalıştırıcı Jorge Jesus ile birçok futbolcunun yıldızı parladı Fenerbahçe'de. Bunu inkar edebilir misiniz? Edemezsiniz. Hocam birçok futbolcu da geriye gitti. Sezon bittiği zaman bunu konuşuruz. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifle kasasını dolduracak ve kulüp tarihinin rekor satışını gerçekleştirecek diyor. Ben bunu haftalardır hatta aylardır söylüyorum. Benimle alay eden birçok arkadaşımız var. O arkadaşları lütfen piste davet edelim. Dansöz kıyafetlerini de giysinler. Çünkü güzel kıvırmalarına ihtiyacımız var. İnşallah güzel kıvırırlar. Ya arkadaşlar bakın. Bakın birçok futbolcu hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde kendini gösterdi. Ferdi Kadıoğlu'na birçok takımın dikkat kesildiği malum. Sabahın haberine göre Fenerbahçe 25 milyon euroluk beklenti için demiş. Napoli aynı rakamları teklif etmeye hazır demiş. Hayır hayır hayır. 30 milyon euro. Ferdi Kadıoğlu için istediğimiz 30 milyon euro arkadaşlar. 30 milyon euroyu getiren buyursun. Yani 30 milyon euroyu getiren buyursun alsın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ve 30 milyon euro hem Fenerbahçe tarihinin hem ülke tarihinin en pahalı e, şey olur. Transfer bedeli olur. 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştılar. Ve kaynak arıyorlar. Ferdi Kadıoğlu'nu yaz kampına yetiştirmeye çalışıyorlar diyor. E, ve iyi ilişkiler. Hani Elif Elmas, Kim Minji ile başlayan iyi ilişkiler. Makedon ve Güney Koreli Yıldız Fenerbahçe'ye toplam 36 milyon euro kazandırdı Napoli'den. Ve yüksek bir bedeli gözden çıkardılar. Hani e, eğer bu gerçekleşirse çok ciddi bir şey olacaktır. Bu sezon Süper Lig'de. Biliyorsunuz Giresun maçı henüz oynanmadı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri Türkiye kupası olmak üzere 42 maça çıkan Ferdi 3 gol 3 asist yaptı. Birçok arkadaşımız şunu söylüyor bana. Ya hocam 3 gol 3 asist. Bunu sen de yaparsın. Nah yaparım. Nereye yapıyorum lan sağ çünkü Şu öyle ama. Tevbiye etmeyin. Bak ahlaksızlığın yüzümü yok. Yani ben, ben kimim ya? ya ben, ben ne yapacağım ya? Ferdi gibi ben geç miyim ya? Ya işin şakası bir tarafa. Arkadaşlar her şeyi gol yani gol asist olarak sakın ha sakın anlamayın. Algılamayın. Eğer bu yanılgıya düşerseniz çok büyük hata yaparsınız. Şimdi Ferdi'ne ilgili en sonunda konuşacağım. Bir de Dortmund'da dev plan. Bellingham yerine Arda. Bu haber biraz ısmarlama. Biraz sipariş. Nasıl sipariş? Alman ekibi Borussia Dortmund'un. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Borussia Dortmund ismini Ferdi Kadıoğlu ile birlikte yan yana anın. Bolca. Bunu niye söylediğimi zaten anlamışsınızdır ama pek yakında. 15 Mayıs sonrasında. Evet hocam seçimler olacak değişiklik. Ya 15 Mayıs'tan sonra Avrupa'dakiler gaza basacaklar. Çünkü birçok Avrupa ülkesinde artık maçlar bitmeye geldi. Bizim ülkede malum e, depres, şey, depremden dolayı e, lig biraz sarktı açıkçası. Bundesliga puan durumundan haberiniz var mı? 31. maçını oynadı Bayern Münih. E, maç fazlasıyla lider ama Dortmund kazansa bile 65 Münih 64 Dortmund oluyor. Keşke Dortmund şampiyon olsa. O hegemonyaya son versem. Adamların ligin bitimine 3 maç kaldı. 3 hafta kaldı. Yani 13 Mayıs, 20 Mayıs, 27 Mayıs. 27 Mayıs'a kadar belki de şampiyonluğunu çoktan ilan edecek ee, Münih. Öyle değil mi? Öyle. Adamlar 15 Mayıs dedi miydi? Başlıyorlar. Comolokka'ya hızlanacaklar. Fakat İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı satması durumunda Arda Güler'i e transfer etmek için girişimlere başlayacağı yazılmış Dortmund'un. Şimdi 18 yaşındaki 10 numarası Arda Güler bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekti. Alman scoutlar Arda'yı uzun dönemdir takip ediyor ve 19 yaşındaki İngiliz star Bellingham'ı 100 milyon Euro'nun üstünde bir rakama Real Madrid'e satmaya hazırlanıyor. Bu transferin sonrasında da Arda Güler için girişimlere başlayacakmış. E, haber böyle söylüyor. Şimdi ben Merakımdan, yani arkadaşlar her futbolcuyu bilemeyiz. Öyle bir e, bilgi bankamız yok. Ancak transfer market'a girip en azından futbolcu nedir, necidir, e, hani kabataslak özellikleri nedir onu çözebiliriz. Mesela Bellingham 120 milyon euro gözüküyor. Merkez orta saha oyuncusu 19 yaşında. Yani üzülerek şunu söylemek istiyorum. Bak üzülerek. Bu çocuk 19 yaşında 120 milyon euro gözüküyor. Yani bizim çocuklarımız da bu kadar etmez miydi? Ederdi. 3 Temmuz'u yapan, destekleyen, çanak tutan kim varsa Allah bin türlü belasını versin. Eğer 3 Temmuz yaşanmasaydı e, hem Fenerbahçe hem diğer birçok Türk takımı şu anda belki dünyanın sayılı takımlar arasındaydı. Birçok takımımız ha bunu yapanlar eşek gibi pişmanlar, eşek gibi pişmanlar. Çünkü aha görüyorsunuz Galatasaray Beşiktaş'ın kadrolarını şunu bunu. Yani onlar da farkındalar. Ne kadar dandik bir durum içinde olduklar ama anlamıyorlar. Anlayan da zaten diyor ki keşke olmasaydı diyor. Ha şunu da söyleyeyim. Ülkemizde maalesef şikeyle çok çok anılan birçok ee, takım var. Niye ise, nedense o takımlara da operasyonlar yapılmıyor. İnsanlar hayret ediyor yani niye onlara operasyon yapılmıyor diye. İnşallah bir gün onlara da gerekenler yapılacaktır. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Arda Güler Borussia Dortmund'da olsaydı acaba 100 milyon, 120 milyon euro yazar mıydı? Ya da biz futbolcumuzu Dortmund'a göndersek bu kadar fiyatları görür müydü? Bu tartışma konusu. Ben size Borussia Dortmund'dan iki tane isim söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bunlar da size benim sürprizim olsun. Birincisi Marius Wolf. Tabek 27 yaşında. 27 Mayıs 95 doğumlu. 187 boyunda Rogon'un futbolcusu. Bu arkadaşımız e, Dortmund'un futbolcusu ve sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2024. Bu sezon 28 maça çıkmış, bir gol iki asist. Bu aklınızda kalsın bir. İkincisi de Nico Schulz. Schulz arkadaşımız 30 yaşında, 1 Nisan 93 doğumlu. O da Rogon'un futbolcusu. 2 milyon Euro piyasa değeri gözüküyor çünkü e, oynadığı maç sayısı çok az. Yani Schulz'u ve Wolf'u istediğimiz anda getirme yeteneğine sahibiz. Ben açıkçası Ferdi Kadıoğlu giderse düşünülebilir mi diye düşünüyorum. Size bırakıyorum takdirini. Ne dersiniz buna? Ama Arda Güler konusunda Fransa'dan Paris Saint Germain, Ajax, Newcastle United gibi birçok takım, Barcelona, Real Madrid gibi birçok takım Arda Güler'le ilgileniyor. Arda ise 6 gol 4 asist kaydetti 29 maçta. Şimdi Bellingham'a bakıyorum. Tamam mı? 40 maça çıkmış. 3377 dakika 11 gol 7 asist. Açık. Ne diyorsun? Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 4 gol 1 asist. 630 dakikada onu da belirteyim. Yani Şampiyonlar Ligi performansı müthiş çocuğun. Yoksa lig performansı hemen hemen Arda Güler performansı. Tabi orazın bunun destek olmasını falan filan ekleyelim. Ben şunu söyleyeyim. Arda da 40 maç oynasaydı 11-7'ye ulaşırdı. Yalan diyen varsa buyursun. Yorumlarda herkes yüklenir. Yani yorumlarda herkes yüklenir. Ben bu adamların şunu seviyorum. Yani genellikle genç kadro kuruyorlar. Genellikle. Yani 30 yaşın üstünde, 33 yaşın üstünde çok çok az isimleri var. Mesela atıyorum Marco, Marco Reus. Reus 33 yaşında. 31 Mayıs doğumlu. Yani 34'e girecek. 10 numara pozisyonda. 9 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcu. Tabi geçmişi malum 50 milyon euroları görmesi. Bu sezon 27 maça çıkmış. 8 gol 7 asist ama 1697 dakika. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonlarda ya 34'e 18 kadro kurması lazım. 33'e 18, 33'e 19, 32'ye 20. Yani az futbolcu 34'lük Reus, yedek futbolcu 18'lik Arda Güler mesela. Ya da hani belki Arda zorlayıp Reus'tan formayı kapar manasında söylüyorum. Yanlış anlamayın. İşte atıyorum 30'luk 31'lik Hakim Ziyek sağ kanatta yedeği Emre Mor. Bu şekilde bir dizilişe gitmesi lazım. Bakalım ne olacak? E, Marka Reus duyumunu da subliminal olarak verdim. En azından ilgilendiğimizi anlamışsınızdır. Hani ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ana planını söyleyeyim. Ferdi'yi de Arda'yı da takımda tutmaya çalışıyoruz. Açık söyleyeyim. Eğer bu iki futbolcu Takım da tutulursa bizim geleceğimiz en azından güvence altına alınır. Bugün kaça satarsan sat. Bir de şey sosyal medyada bu habere ben baktım. E, Bellingham'ı yüze satıp Fenerbahçe'nin kapısını 10 milyon eurodan çalacaklar diye. Bu gerçeği yansıtmıyor. 30 milyon eurodan çalarlarsa düşünülebilir. Ama şunu söyleyeyim. E, ben olsam Arda Güler'e satacağım takıma çok dikkat ederim. Dortmund dese ki 30 milyon euro sonraki satıştan %50 pay sizin. Kaça satarsak satalım. Kabul. Kabul. 30'a saat. 1-1,5 sene sonra Arda Güler'i 120'ye sattıkları zaman 60'ta oradan al. 90 milyon euro keş parayı at cebine. İyi de hocam. Yani 30'u alacak bu adamlar. 120'ye satıp sadece 30 milyon euro kazanacaklar. Borussia Dortmund geri zekalı mı? Hayır. Bu adamlar aynı zamanda oyun görüşü görecekler. Aynı zamanda kendilerini keyiflendiren futbol izleyecek, futbolcu izleyecekler. Anlatabiliyor muyum? Adamların derdi bu değil ki. Senin derdin para kazanmak. Senin derdin para kazanmak. Ben şunu söyleyeyim. Arda Güler gibi bir ismi ya oynatacağız sistemin direkt az futbolcusu ilan edeceğiz ya da gönderiyorsak da koşacak bir yere göndereceğiz. Arkadaşlar bir kez daha hatırlatayım. Kanalımızda videomuz mevcut. O videoya girip gerekenleri yapın. Forma çekilişine katılın. Bakın şura 29.800 olmasına çok ama çok az abone var. Ee, sizlerin desteğini bekliyoruz. Sevgi eylem gerektirir. Güzel arkadaşlarım, güzel kardeşlerim. Benim duyumlarıma güvenmeyebilirsiniz. Kendi cabımda benim de duyumlarım var. Ama yorumlarıma güvenirseniz burada 7-24 Fenerbahçe konuşulmasını severseniz, hoşlanırsanız. Ben de bir ailenin parçası olayım. Ya ben de bir yerin hani bir aidiyet duygusu hissedeyim derseniz bu kanal tam size göre. Gerek yorumlara bakabilirsiniz, gerek dağıtılan hediyelere bakabilirsiniz, gerek e, duyumlara bakabilirsiniz. Hani her yönüyle insanlara hitap etmeye çalışıyoruz. Olabildiğince kanalımızda 7 yaşında da 70 yaşında da takipçilerin olduğunu bilerek herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Şu an için sadece ben video çekiyorum. Keşke e, dostum olduğunu söyleyenler satışa getirmeselerdi, onlarla da videoya devam etselerdi. Kanalımız daha da büyüseydi ama nasip arkadaşlar. Ben ailemizden memnunum. İnşallah sizler de memnun olursunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah akşam da Fenerbahçe'miz galip gelir. Hepimizin yüzünü güldürür. Maç önü yapabilirsek devre arası. Maç sonu canlı yayınlarında inşallah görüşmek üzere.